Herkese selam arkadaşlar. Geçenki videoda sizlere sürati geliştirmenin 4 ana bileşeni olduğundan bahsetmiştim. Bu videoda sizlere ilk bileşen olan esneklikle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Esneklik sürat için neden önemli? Bir de esneklik çeşitlerinden hangisi sürat için önemli? Bunları söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar, dinamik esneklik, statik esneklik ve PNF diye ayırdığımız 3 çeşit esneklik türünden hangisi bizim işimize yarar? Şimdi PNF dediğimiz türde dirence karşı egzersiz ve genelde iki kişiyle yapılan esneklik türüdür. Bu birazcık daha rehabilitasyon amaçlı kullanılıyor. Yani bir sakatlık sonrası amaçlarda kullanılıyor. Statik esneklik ise eğer süratlenmenin peşindeyseniz statik sizin işinize yaramaz. Çünkü statik esnetme birazcık daha uzun mesafe koşucuları, işte yani birazcık daha süreti az kullanan insanların işine yarar ya da sizin antrenmandan sonra işinize yarayabilir. Ama siz süratinizi geliştirmek istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey dinamik esneklik. Bu da ne demek? Hareket eklem açıklığınızı olabildiğince arttırmaya çalışmanız lazım. Bu da sizin koşarken kol çekişiniz için önemli ya da adım atışınız için önemli. Eğer sizin iki adım arasındaki boyunuz kısa ise, yani esnekliğiniz dar ise, hareket eklem açıklığınız kapalı ise, siz her ne kadar süratlenmeye çalışsanız da vücudunuz buna izin vermeyecek. Ama siz dinamik esneklik sayesinde full boyunuzu uzatırsanız, kol çekişinizi daha da güçlendirirseniz bu sizin süratinizi olumlu yönde etkileyecek ve adımlar arasındaki metreniz artacak ve aynı zamanda süratlenmeniz de artacak. Yani adımları hızlı öne atmanız da hızlanacak. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi dinamik esneklik nasıl yapabiliriz diye sorabilirsiniz. Bunlarla ilgili de kanala antrenman videoları yerleştireceğim. Önceliğim şu sürati geliştirme yöntemlerini size videolu halde teorik olarak anlatmak. Uygulamalı olarak da sizlere yakın bir zamanda göstereceğim zaten her birini. Ama eğer çok merak ediyorsanız dinamik esneklik nasıl yapılır araştırabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, kısa süreli hareket eklem açıklığınızı arttıracak yönde egzersizler demektir bu. Bu da şöyle olur, bir örnek vereyim. Sol elinizi duvara dayadınız. Ayakta duruyorsunuz, ayaklar kapalı ve sağ ayağınızı olabildiğince yukarı öne doğru ve aşağı indirip geriye doğru savurmanız gerekiyor. Ve bunu hızlı bir şekilde yapın. Bir öne yukarı, bir geriye doğru savurun gidebildiği yere kadar. Ve bunu 10-15 kere yaptıktan sonra sizin sağ adımınızı daha rahat bir şekilde ileri doğru atmanızı sağlayacak. Aynısını diğer ayağınıza yapın ve bunu test edebilirsiniz. Önce normal bir koşu yapın. Daha sonra sağ ayağınızı öne geri ama başınıza kadar kaldırıp geriye doğru iyice uzatmanız gerekiyor. Yaptıktan sonra iki ayağı bunu uygulayın ve koşunuzun otomatik olarak birazcık daha süratlendiğini ve flow boyunuzun birazcık daha arttığını göreceksiniz. Bu en basit örnekti. Bunlarla ilgili daha çok örnekler vereceğim size. Hem göstereceğim hem anlatacağım. Bir sonraki videoyu da takip edin. Çünkü bunları hep part part ilerleyeceğiz. İkinci bileşen için yarın hazır olun. Yarın ikinci bileşenle ilgili konuşmam yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.